arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir bebek elbisesi çalışacağız elbisemizin tasarımı tamamen e, örgü aşkım bebeğime ait e, yakadan başlayarak elbisemizi ördük 0 6 ay 8 ay civarındaki bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu iki tane ipimi kullandım e, etrofil marka pembe ipimi kullandım ikincisi henüz bitmedi ayaklarına bir de patik örerek elbisemizi de takım haline getirdim halen de bakınız bu kadar kaldı yani iki taneden hem elbisemiz hem de patiğimiz rahatlıkla çıktı evet şimdi elbisemizi yakadan başlıyoruz hangi yaş grubu için öreceksek elbisemizin ölçülerini ona göre büyütebilirsiniz. Bakınız modelimizi uyguladığımız zaman beşer beşer trabzanlarımızı ayarlayarak uygulamaya başlamıştık. Özellikle ön kısımda 3 tane model daha hoş duracağı için 3 model Önümüz için çalıştım. Kolumuza ise tam ortaya olacak şekilde bir tane modelimizi ön, kol kısmımıza yerleştirdim. Evet daha sonrasında yeterli roba ölçüsü olduktan sonra şöyle görmüş olduğumuz gibi etek kısmını örmeye başladım. En son bitişinde de beyaz rengimizle trabzanlarımızı örerek elbisemizi tamamladık. Şimdi elbisemizin ölçülerine bakalım. Omuz kısmının en yüksek yerinden bakıyorum 37 santim elbisemin uzunluğunun olduğunu görmekteyim hemen bel kısmına şöyle bakacak olursak bel kısmı ise 25 24 santim bel kısmının genişliği roba boyuna baktığımız zaman ise hemen şöyle boğaz kısmından ölçüyorum 14 santimde roba uzunluğu şu kadar yani bel kısmına gelecek etek kısmı daha sonrasında başlamakta Evet elbisemizi İki buçuk numara tığıyla üst kısmını ördüm altı etek bölümünü ise üç numarayı kullanmayı tercih ettim Tabii daha yumuşak olmasını istediğim için ama iki buçuk numarayla da de devam edebilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım kolay gelsin elbisemizi etrofil marka ipimizle örüyoruz anti peeling özelliği olan ipimin renk numarası 80003 Şöyle tanıyalım ipimizi. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. %100 akrilik çok güzel bir ip. Bebeklerimizin örgüleri için gayet ideal. Şöyle çok ince bir ip değil hafif biraz orta dereceli bir ip. İpimizi örmek için 2.5 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Hemen elbisemizin roba kısmını örmeye başlayalım. Bölümlerine ayırarak örelim. Önce arkamız için zincirlerimizi çekmeye başlıyorum. Birinci zincirimi şu şekilde düğümümü atıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum arkam için olan bölüm bu iki tane arka olacağı için 9 9 18 tane arkamız olacak toplamda arkadan düğmeli olacak elbisemiz 9. şu şekilde zincire İşaretimi taktım. Kolum için örmeye başlıyorum. Kolum için 13 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi ördükten sonra hemen işaretimi takıyorum. 13 tane kolumuzun birincisi. Şimdi elbisemizin önü için örmeye başlıyorum. Toplamda 19 tane trabzanımız için zincirimi hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane zincirimi Elbisemin önü için ayarladım ve tam 19. zincirime gelerek taktım. Yeniden örmeye başlıyoruz. Elbisemizin önünden sonra diğer kolumuzu örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Diğer kolumuzu 13 zincir olarak ayarlamıştık bunu da 13 zincir olarak çekip ayarladım her iki olan parçalarımızın her ikisinin aynı olması gerekiyor ön 9 diğer ön 9 kolumuz 13 diğer kolumuz 13 şeklinde olması gerekiyor farklı olmaması lazım Evet şimdi son olarak önümü örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de diğer önümü ördükten sonra şu şekilde elbisemin ilk zincir kısmını hazırladım. Robamızın en önemli hazırlığı burada başladı. Eğer yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek 9 olan biraz daha büyütmek istiyorsak 9 olan zincir yerimizi 12, 13 olanı 15 olarak ayarlayalım. Ve önümüzü ise 22 tane zincir olarak ayarlayalım. Ama daha büyük istiyorsanız o zaman 5'er 5'er arkamıza bakın hem 5 arkanın bir tanesini 5 diğer tarafa 5'er 5'er de kollarımıza önümüze ise arkamızın toplamında önümüze yapalım. Evet şimdi mezurumuzla ölçümüze bakalım. Örgümüzü ve ipimizi birbirimize kıyasladıktan sonra trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Şöyle bakıyorum hemen tığımın olduğu yeri bıraktım. 25 santim hiç müdahale etmeden ölçümüzün olduğunu görmekteyiz. Başlangıç zincirimizin toplam santim olarak ölçüsü. Şu şekilde bir de yazılı olarak göstermek istiyorum. Şu kısım arkamız. Her iki kenarımız 9 ve 9. Kollarımız 13 ve 13. Önümüz ise ortadaki bulunan 19 da önümüzün zincir sayısı. Şimdi trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 2 geriye çekiliyorum. 1 ve 2. 2 zincir geri çekildikten sonra 1 2 tane de ilave ediyorum. Dokuzumuzun üzerine iki geri çekildim, 2 ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine girerek trabzanlarımı örüyorum. Burada bu işlemimiz sonucunda tam 9 tane trabzanımıza ulaşacağız. Bakınız birer birer trabzanlarımızı örerek ilerlemekteyiz. Yeşil işaretimin bulunduğu yere kadar yeşil dahil değil yeşil kolumuz için ayarladığımız bölümdeydi. Bu şekilde ayarlayarak başladığımız zaman hiç sıkıntı çekmiyoruz. Evet tam 9 tane trabzanımız oldu. Hemen bakalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 9 tane arkamızın ilkiydi. 9 tane trabzanımızı hazırladık. 9. trabzan üzerine iki tane zincirimi çekiyorum ve kolum için öreceğim bölüme geçiyorum. Hemen işaretimi çıkarıyorum. İşaretimi çıkardığım yere örmeye başlıyorum. Aynı yere değil bakınız. Bir sonraki trabzan. Burayı örmüyoruz. Bir sonraki zincirimizin içerisine girerek trabzanımı yerleştiriyorum ve başlatıyorum. 1 2 3 tek tek saymayayım. Toplamda sarı ayıracıma kadar birer birer örerek ilerleyelim. Kolum için 13 tane trabzanımı ördüm. İşaretimin bulunduğu noktaya geldim. Her bölümü bitirdikten sonraki son trabzan üzerine hemen iki tane zincirimizi çekiyorum. 1 ve 2. İşaretimi çıkarıyorum. Önüm için hazırladığım 19 tane zincirime birer birer trabzanları örmeye başlıyorum. Hemen Bakınız batım. Bakın zincirin hemen yanındakine batıyorum. Birer birer ilerliyorum. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. İpimiz zayıf bir ip değil. Dolgunca bir ip. Lütfen göz önünde bulunduralım. Örürken birbirimizin ölçüsüyle kıyaslarken ince ipte daha küçük düşecektir. Biraz dolgunca olduğu için biraz daha büyük olmakta bakınız. Pembe işaretime kadar ilerliyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim ve önüm için 19 tane trabzanımı ördüm. Hemen son trabzan üzerine 2 zincirimi çekiyorum, işaretimi çıkarıyorum ve diğer kolumuzu örmeye başlıyorum. kırmızı işaretin bulunduğu yere kadar örelim. Kolum için hazırladığım bölümümü de ördüm. Son bölümümüze geldim. Diğer arkamızı örmek için geçiş için iki zincirimi çekiyorum. Ve sırası ile 9 tane trabzanımızı birer birer örerek ilerliyorum. Sona kadar örelim. 9 tane trabzanımı ördüm ve bütün bölümlerimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle görelim düzelterek şu şekilde büküyorum ve bölümlerimizi birer birer görüyoruz her iki bölümümüz arkamız diğer karşılıklı olan kollarımız önde buradaki görünen bölümümüzden oluşmakta Evet şimdi ikinci sıramıza başlayalım bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen dibindeki bakınız ilk trabzanımın tepesine girerek bir tane sık iğnemi örüyorum ve diğer trabzanlarımın her birine birer tane sık iğne örerek ilerliyorum. Hiç atlamıyorum bakınız. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece bu ilk trabzan kurulum sıramız olduğu için sadece bakınız sık iğne yapıyorum. Zincirimin bulunduğu yere yine herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece iki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı batıyorum. Devam ediyorum, birer birer. Hiç artış yapmıyoruz sık iğnemizin olduğu sıramızda. Sadece trabzanlarımızın üzerine birer birer batarak ilerlemekteyim. Kolumuza kadar geldik. Neredeyse bakınız. Evet bakın en son trabzanımı da ördüm. Bir iki tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. Evet bütün bölümlerimizi araya sadece iki zincir çekelim ve trabzanlarımızın üzerine birer birer sık iğnelerimizi örerek sıramızın başına kadar gelelim. İkinci sıramızı sık iğne olarak ördüm ve sıramın başına geldim. En son bakınız şu kenardaki duran trabzanımın da üzerine bir tane batıyorum ve buradaki sık iğneyi örmeyi unutmuyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan olarak öreceğiz modelimizi. Şimdi arkada herhangi bir işlem yapmayacağız her iki arkamızda. Kollarımıza birer model, önümüze ise üç tane model yerleştirerek e, robamızı büyütmeye devam edeceğiz. Arkalarımıza model koymuyorum. Sadece kolumuzun ortasına, her iki kolumuza ve Ortadaki ön kısmımıza 3 tane modelimizi yerleştirerek robamızı eteğimizde uyumlu olacak şekilde modelimizi koyarak ilerleteceğiz. Arkamızdan 3 tane zincir çekmiştim. İşlem yapmayacağımız için birer birer trabzanlarımızın üzerine batıyoruz. Yani sık iğnelerimizin bulunduğu yere batarak zincirimize kadar ilerliyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum Arkalarım için modele gerek yok. Kollarımızda ve ön kısmında modellerimiz olsun yeterli. Bakın trabzanlarımı ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane trabzanımız var. Birinci sıradaki kurulumumuz. ikinci sırada sık iğne artmamıştık. Trabzan sırasındayız. Şimdi minik 2 zincirin bulunduğu yere girerek 2 tane trabzanı artıyorum. 1 Bakınız bir tane arttım. Tığımı başını doluyorum. Ve iki tane arttım. Arkamda herhangi bir işlem yapmadım. İki tane zincirimi çekiyorum. Kolumuz için iki tane artışı bu araya girerek yapıyorum. 1 ve 2 Arkadan örerek geldim. Zincirimin bulunduğu yere iki tane trabzan, 2 zincir, iki trabzanımı ördüm. Şimdi kolumuza bir tane modelimizi yerleştireceğiz. Burada ben kendi sayıma göre ayarlamamı yaptım. Modelimizi beş tane trabzan üzerine kuracağımız için daha büyük ya da daha küçük örecek arkadaşlarım öncesinde onu hesaplasınlar. Hemen şu şekilde bir hesaplamayı göstermek istiyorum. 13 tane trabzanımız vardı. Bakınız kolumuz üzerinden hesabımızı yapalım. 13 trabzanımızın tam ortaya 5 üzerine modelimizi kuracağız. Bakınız 5'i 5'i bir ayırıyoruz. Şu şekilde 5'in sağında ve solunda 4'er ilmek ayırdığımız zaman toplamda 13 sayısına yine ulaşacağız. 8, 5 daha 13. Şimdi arada da artışlarımızı yapacağımız için bakınız 4, 4, ayırmış durumdayız. Tam şu 5'e modelimizi uygulayacağız. Bütün bölümleri bu şekilde hesaplarsanız çok çok rahat edersiniz. Sadece kola bir tane uygulayacağımız için hemen anlatmak istiyorum en kolay şekliyle. Tam ortaya gelen 5 ilmeğimizi modelimize ayırıyoruz. Kenarına eşit olarak dağıtıyoruz. Bakınız eşit olarak dağıttım. 4 ve 4 olarak dağıttım. Daha farklı olsaydı daha farklı dağıtımımızı yapacaktık. Kenara da 2 tane artışımı yapıyorum. Buraya 2 de artışım gelecek. Diğer taraftan da iki artışımız yani modelimizden önce toplamda 6 tane trabzanımızı örmüş olacağız ve bitişte de 6 tane hiç şey yapmadan artışları hesap etmeden ama 4 ve 4 olarak ayırıyoruz. Şimdi hemen bakalım bakınız ben şuradan 2 4 2 4 ortada 5 tane trabzanım kalacak. Bu 5 tane trabzan üzerine ben işlemimi yapıyorum. Hemen arttığım ilmekleri ister sayın ister saymayın hiç fark etmez. Bu 4 trabzanımızı örelim. Evet sayıyorum şimdi hemen 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm. 4 trabzanımı ördükten sonra ortada modelim için 5 tane hemen trabzanımı örüyorum şu şekilde bir tane zincir çekelim modelimizden önce başlıyorum hemen yandaki sık iğnemin üzerine 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra yine bir tane zincirimi çekiyorum şöyle sayalım 2 4 6 şuradan bakınız 5 tane trabzanın bir tane zincir hem başına hem sonuna örüyorum ve başlıyorum bir bakınız biterken iki üç ve dört dört tane trabzanımızı ördüm şöyle görelim dört trabzanımız sonda 4 trabzanımız da başında ortaya beş tane tam kolumuzun üst kısmına gelecek şekilde trabzanımızı ayarladık şimdi Bakınız artışımız vardı iki tane. Hemen dört trabzandan sonra minik göze girerek bir ve iki tane zincirim e, trabzanımı örüyorum. İki de zincirimi çektikten sonra kolumun modelini ayarlıyorum. Bakın şu şekilde 13 tane trabzanımız vardı. Aşağıda 13. 13'ün 4 tanesini sağ tarafına dört tanesini sol tarafa ayırdım iki şerde artışlarımızda toplamda 6 şer trabzan oldular. Şimdi önümüzün modelini uygulamaya başlayalım. İki artışımızı yapıyorum. Evet şimdi önümüz için 3 tane modelimizi yerleştireceğiz. 3 tane modelimizi ortada tam 15 tane trabzanımız lazım. 5, 5, 5, 15. 5, 10, 15'i ortadan ayıracağız. Burada 19 tane ilmeğimiz olduğu için 2 sağ taraftan örüyorum. 17. 2 sol taraftan örüyorum. 19. Artışlarımızla birlikte 23 olacak. Artışlarımızı hiç saymadan sadece alttaki trabzana göre ayarlamamızı yapıyoruz. Artışlarımı yaptıktan sonra 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 zincir çekiyorum. 5 trabzan bir zincir çektikten sonra tekrar 5 tane tırabzan, bir zincir çekiyorum. 5 tırabzan örüyorum. Sonra iki tane tırabzanımı ördükten sonra artışlarımı da yapıyorum. Evet, şimdi başlayalım. 2 tane artışımı yaptım. Şu ortaya bakınız. Ve başlıyorum. 1 2. 2 tane tırabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum ve beş tane trabzanı ardı ardına örüyorum birinci modelim için bir iki üç dört beş bakınız zincirimden sonra beş tane trabzanı ördüm şurayı da görelim hiçbir şekilde kafamız karışmasın şöyle bakarak yapalım iki artışma yaptım iki sağ taraftan ayırdım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar hemen yanına şuradaki ilk bölüme girerek 5 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. İkinci modelim için hazırlıklarımı yapıyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Bakınız ikinci modelimin yeri de hazırlanmış oldu. Şöyle önümü tüm göstermek istiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. 3. modelim için hemen yanındaki bakınız trabzanı batıyorum. Yukarıdan zincir çekiyorum ama aşağıdan atlama yapmıyorum. 4 ve 5. 5 tane trabzanımı 3. kez ördüm. Şöyle görelim. Modelimizdeki 3 tane bakınız kurulumumuzu hazırladık 3 modelimizin. 5 tane trabzan öncesinde ve sonrasında birer zincir gruplarımızı bu şekilde ayırıyoruz ve 3 tane beşli grubumuzu görmekteyiz sonrasında 1 ve 2 2 trabzanım örüyorum hemen iki tane de artışımı yapıyorum Evet önümüzde bu şekilde üç tane model olacak şekilde ayarladık. Burayı ayarladıktan sonra Diğerlerinde hiç saymadan dümdüz gideceğiz. Sadece bu sıramızda modelimize kurması önemli. Onun için şöyle bir kağıt yardımıyla kaç sayınız varsa ayarlamalarımızı yapabilirsiniz. Araya iki zincir çekiyorum. Hemen iki artışımı yaptıktan sonra tekrar kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 kolumuzu bir tane model uyguluyoruz. Şöyle görelim. 2 artışımı ve 4 tane trabzanımı yaptım. Şöyle 4'ü de sayabilirsiniz. 2 ile saydığımızda 6. Ama normalde dağıttığımız zaman modelimizi 4'tü. Evet şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. 5 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördüm. 1 zincir çektim. Bakınız modelimizi tam ortaladık kolumuzu. Bir tanesini diğer tarafa hazırlamıştık. Evet şimdi ikinci modelimizi ikinci kolumuzu kurduk. Sadece bir model olacak. Zincirimi çektikten sonra 4 trabzanımı soluna da örüyorum. 3 ve 4. Evet. Araya 2 artışımı yapıyorum. Artışlarımızı ikişer ikişer götüreceğiz. İki tane zincirimi çektikten sonra arkam için iki artışımı yine yapıyorum. 1 ve 2 Ve dümdüz bütün trabzanlarımı örüyorum. 9 tane trabzanım vardı. Hepsini birer birer örerek tamamlayalım. Son trabzanımı da örerek tamamladım. Şimdi görelim modelimizi. Bakınız Elbisemizin önüne 3 tane modelimizi ayırdık. Biraz büyüdüğü zaman harika olacak. Emin olun. Ee, kollarımıza birer tane. Arkamızı ise model uygulamadan çalıştık. Şimdi diğer sırama başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sıra trabzan bir sıra sık iğne örüyoruz. Arkasını çeviriyorum. Hemen ilk trabzanımın dibine batıyorum. Bakınız ilk trabzanımın. Hemen yanılıp ileri geri atmayalım. Bakınız şuraya gitmeden hemen kendi dibine bir zincirim batıyorum. Sonrasında hiç bakınız trabzanlara zincir çekmeden direkt tepesine batıyorum ama modelimize uyguladığımız yerdeki bir zincirlerimizi ihmal etmiyoruz. Orayı birlikte yeniden öreriz. Bakınız arkada zincir yok dümdüz ilerliyoruz. Ve iki tane zincirin olduğu yere geldim. Artış yapmıyorum. 2 zincirimi çekiyorum tekrar diğer trabzanın üzerine batıyorum ve ilerliyorum bakınız kolumuzda bir tane model vardı modelimizin 5 trabzanın bir tane sağında bir tane de solunda zincirimiz vardı bakınız şöyle bir zincirimi çekiyorum trabzanıma batıyorum 1 2 3 4 ve 5 Bakınız bir tane zincir ilave ediyorum. Bir beş öncesinde bakınız. Bir de beşten sonra. Diğer trabzanlarımı birer sık iğne örerek artış yerime kadar ilerliyorum. Sık iğnenin bulunduğu sırada artış yapmıyoruz. Bir iki zincirimi çektikten sonra önümüze başlıyoruz. Önümüzde üç tane zincirimizin bakınız bir 2, 3. 3 zincirimizi mutlaka çekerek ilerliyoruz. Devam ediyorum. Modelimizin ilk sırasını kurduktan sonra kendiliğinden akacaktır. Bir tane zincirimi çektim. 5 trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5 bir tane zincir tekrar trabzanlarımın üzerine sık iğne batıyorum 3 4 ve 5 bir tane zincir bakınız 5 lira mutlaka bir tane zincirimi çekiyorum şurada ipim yarımlandı hemen onu düzeltmek istiyorum 1 devam ediyorum. İki zincirimle arayı yapıyorum ve buradaki gördüğüm birer zincirleri de örüp sıra sonuna kadar ilerleyelim. Son sık iğnemize varana kadar hepsini örerek tamamladım ve yeniden trabzanlarımızın olduğu sıramızdayız. Şöyle bakacak olursak bakınız. Önümüz modelimizi kuracağımız 3 tane 5'i görmekteyiz. Bakınız 5 5 5. Ve şöyle 4 bir kenarda, 4 bir kenarda ikişer artışlarımızla 6 sayısına ulaşmakta. Kolumuz ise tam ortalayarak bir tane modelimizi kuruyoruz. Arkalarımızda model yok. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Arkaya çeviriyorum ve başlıyorum sırasıyla örmeye. Bakınız ikincinin hemen üzerine örüyorum. Burası da önemli. Zincirimizin dibine değil ikinci trabzanımın üzerine örüyorum. Sık iğnelerimi birer birer üzerine trabzanlarımı dolduruyorum. Arkamızda işlem olmadığı için dümdüz ilerlemekteyiz. Sık iğne sırasında artış yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızda. Araya giriyorum, iki trabzan artış yapıyorum. Bir, bir tane daha, iki artışımı yaptım. Bir, iki de zincirimi çektim. Kolum için örmeye başlıyorum. Zincirlerimin hemen yanına gelince modelimizi bu beş üzerine uygulamaya başlayacağız. Tığımın başını doluyorum, iki artışımı yine yapıyorum. Bir ve iki. Görelim. Ve devam ediyorum. Bir saymayalım. Zincirimizin yanına kadar ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Tam zincirimizin yanındayız. Bakın şurası zincirimiz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin üzerine. İki defa tığımın başını doluyorum. Dümdüz ördüm. Bakınız şu kısmı iki defa başını doladım. Beş tane trabzanımın tam ortadaki üçüncüyü belinden yani ana gövdeden giriyorum. Şöyle giriyorum ve ikişer ikişer örüyorum. Bakınız iki, bir, iki ve üç. Üç defa da aldım. 3 defa da aldım sağa doğru ilmeğim yattı şimdi atlamış olduğum bir ve iki tane trabzan var hemen şöyle ilmeğimi öne doğru yatırıyorum tığımın başını doluyorum atlamış olduğum trabzanlarımı birer birer örüyorum 1 bir. iki tane atlamıştım tam üçüncüyü örmüştük 2 bu da tam ana gövdeden girdiğim trabzanın da tepesini örüyorum bakınız atlamış olduğum ilk trabzanımı önce gidiyorum şöyle sağa yatırıyorum uzattığım ilmeğimi birinci trabzanım örüyorum 5 taneden sayarken buradan sağdan sola doğru ikinci örüyorum üçüncü tam kendi belinden kavradığımız trabzanımı da ördükten sonra dördüncü trabzanımı da örüyorum beşinci trabzanımı da örüyorum burayı 5 olarak tamamlıyorum bakınız 5 tane trabzanım yine tamamlandı buradaki modelim sadece sağ yattı Beşinci trabzanım ördükten sonra yeniden iki defa tığımın başını doluyorum. Belinden dolandığım trabzanıma yine geliyorum. Şöyle giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 ve 3 Bakın modelimizin ilkini kurduk. Çok çok güzel bir model. Umarım zevkle ve severek örersiniz. Evet bu şekilde kurduktan sonra yeniden bir zincir çekiyorum. Bakınız burada da bir zincir çekmiştim. 5 trabzan ördüm. İki de uzatmamızı yaptık başlarken ve bitirirken. Şimdi trabzanlarımızı birer birer örelim. Burada omzumuzda sadece bir tane modelimiz var. Evet modelimizi kurduktan sonra kenardaki trabzanlarımı ördüm. Hemen artma ve ayrım yeri olan bölümüme geldim. 2 tane trabzanımı örüyorum. Bütün artışlarımızı ikişer yapıyoruz. Eteğimizi örene kadar. Araya 1 ve 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. 1 ve 2 2 trabzan 2 zincir. 2 trabzanımızı ördükten sonra şuradaki İlk modelimiz yani ilk zincirimize kadar trabzanlarımı örüyorum birer birer. Zincirimi gördüğüm zaman hemen durarak modelimi yerleştireceğim. Bakınız bir sonraki kurulumumuz çok çok kolay olacak çünkü modelimiz artık görünmekte. Bir tane zincirimi çektim bakınız. 5 tane trabzanımın tam ortadakini örüyorum. 1'e atlıyorum, 2'ye atlıyorum. 3. ana gövdeden yandan şu şekilde giriyorum. Öncesinde iki defa başını doluyorum. 1'e atladım, 2'ye atladım. 3. yandan giriyorum. Ve örmeye başlıyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1, 2 ve 3. 5 tane grubumuzun bakınız 5 grubumuzun sağına doğru yatırdım. Elimle şöyle düzeltiyorum. Atladığım birinci ikinci ve 3. tırabzanın sırasıyla örüyorum. Bakınız birinci burada böyle üzerinden değil şöyle yatırıyorum. Yatırdığım yerden örüyorum. 1 2 3 Bakınız tam belinden dolandığımızda ördüm. Yandaki 2'yi de örüyorum. 4 5 5 trabzanımın tamamını ördüm. 2 defa yeniden başını doluyorum. Tekrar dolandığım belinden dolandığım yerin altından hemen giriyorum. Bakınız aynı yer. 2 defa tığımı başını doladım. Şöyle altından giriyorum ve başlıyorum. Biraz uzatıyorum. 1 2 3 ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektim. İkinci modelimizi kurmak için hemen iki defa başını doluyorum. Tam ortaya yine girerek yandan alıyorum. İkişer ikişer örüyorum. Ve yana yatırdıktan sonra bakınız sağ tarafa buradaki birinci ikinci trabzanımı şöyle ilmeğimi öne alıyorum. Birinci trabzanımı önce örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı belinden dolandığımı örüyorum. 4'ü ve 5'i hepsini ördüm. 5 trabzanımı ördükten sonra iki defa başını doluyorum. Bakınız uzatıp da sağ tarafa yatırdığım uzun trabzanımın altına şöyle giriyorum. İkişer ikişer ilmeğimi biraz uzatarak örüyorum. Ve ikinci modelimizi zincirimi de çektikten sonra kurulumumu tamamlıyorum. Bakınız burası önümüz kolumuzun bir tanesiydi. Önümüz. Bura en önemli sıraydı her ikisi bundan sonraki sıralarımızda modelimizi gördüğümüz için çok daha kolaylıkla ilerleyerek devam edeceğiz şimdi üçüncü modelimizi de yerleştirelim bir zincirimi çekmiştim 5 tane trabzan grubumu görmekteyim bakınız 1 2 3 4 ve 5 5 trabzan grubumun iki defa doluyorum birinci ikinci ve üçüncünün belinden giriyorum biraz ilmeğimi uzatarak ikişer ikişer alıyorum ve tamamlıyorum. Sağ tarafa yatırdıktan sonra tığımın başını doluyorum. Atladığım bakınız 1 ve 2. Şöyle eğiyorum. Bakınız eğiyorum. Altından yapmaya kalkmıyorum. 1 2 ve 3 Bakın 3 tam kendisi olacak. Olabilir. Karıştırabilirsiniz bazen. Hiç önemli değil. Kontrollerimizi yapalım ama 5 tane trabzanımızı ördüm iki defa tekrar tığımın başında doluyorum. Sağ tarafa uzattığım trabzanın altından giriyorum. Yeniden ikişer ikişer alarak örüyorum. 2 ve 3. 3 tane modelimizi bakınız elbisemizin önü için kuruyoruz. Çok da güzel oluyor. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra örmeye devam ediyorum. Trabzanlarımı kolumuzu da birlikte yerleştirelim bakın bu düz trabzanlarda herhangi bir işlem yapmıyoruz araya giriyorum bir ve iki artışımı yaptım iki zincirimi çektim Evet şimdi ortadaki kolumuzun bir tanesini kurmuştuk bakın şöyle tam ortalayarak ikinci kolumuzu da birlikte kuralım hemen kolum için artış yerine iki defa örüyorum şöyle gösterelim Bakınız artış yerimizin ilerlediği yeri iki sağ tarafa ördüm. iki zinciri çektim. iki de sol tarafa ördüm. Ve zincirimin bulunduğu yere kadar bu aradaki trabzanları birer birer örüyorum. Zincirimizi görene kadar Evet şöyle bir tane daha örüyorum. Evet trabzanlarıımı ördüm 1 2 3 4 ve 5 bir zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra iki defa tığımı başında doluyorum birinci ikinci 3ü trabzanımın yanından şöyle giriyorum ikişer ikişer biraz uzatarak örüyorum 1 2 ve 3 sonrasında atladığım iki trabzanı şöyle tığımı başında doluyorum ve öne yatırıyorum birinci trabzanımı örüyorum Burası çok önemli. Zorlanabilirsiniz nereden olacak diye. Şöyle eğdiğiniz zaman hemen ortaya çıkıyor. Rahatça yaparsınız inşallah. 3 tane ördüm. 4. 5. de ördüm. 5 trabzanın bakınız. Hepsini ördükten sonra iki defa başını doluyorum. Sağ uzatım yatırdığım trabzanın altından giriyorum biraz uzatarak ikişer ikişer örüyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra arada iki artışlarımı yaparak artık dümdüz örerek sıramı tamamlıyorum şöyle hemen görmek istiyorum elbisemizin ilk model kurulumunu çok çok güzel oldu umarım sizler de beğenirsiniz şimdi sıramızın sonuna kadar iki artışlarımızı iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı yaparak sona kadar örelim ve sonrasında görüşelim. Evet, modelimizin birinci sırasını yerleştirdik. Bakınız çok çok güzel oldu. Şimdi e, şuradaki artışı yeni başlayan arkadaşlarım için tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakınız trabzanlarımız örerek geldim. Şurada artışlarımızın olduğu yerde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Dümdüz ilerledim ve en son trabzanımın üzerine ördükten sonra sık iğne sıramıza geçtik. Sık iğne sıramızı. Modelimizin arkasından yapıyoruz bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne yaptığımız zaman artış da yapmıyoruz. Hepsinin üzerine batarak ilerliyoruz. Zincirleri gördüğümüz yerlerde zincirlerimizi unutmuyoruz. Ayrım yerlerimizde ikişer zincir, modelimizin sağında ve solunda ise birer tane zincirimizi örüyoruz. Şimdi bir zincirimi başlangıçta çektim. Hemen dibine batıyorum ve örüyorum. Diğerlerini birer birer örüyorum. Arkamızda model olmadığı için düz ilerliyorum. Bakınız dümdüz ilerliyorum. Son trabzanımı ördüm. Sık iğnelerde arkadaşlar lütfen artış yapmıyoruz. Bakınız geldim. Bir ve iki tane zincirimi çektim. Hemen diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Ve ilerliyorum. sadece ilerlemekteyim zincirimi ördüm noktaya geldim bir tane zincir çekiyorum ve 5 trabzanımı sırası ile örüyorum buradaki bakınız uzatma yapmış olduğumuz ilmeği kesinlikle örmüyoruz sadece arada gördüm 5 tane trabzan örüyorum uzatmalarımızın üzerine batmıyoruz bakın sadece 5 trabzanın üzerine 5 tane sık iğne buraya özellikle dikkat edelim Evet. Bakın sondakini de örmüyoruz. Baştakini de örmedik. Şöyle göstermek istiyorum. Sadece 5 trabzanımızın kendisini örüyoruz. Uzatmalarımızı ise örmüyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Yine zincirimin olduğu yerdeyim. Ve devam ediyorum. Birer birer sık iğnemi örmeye. Zincirimin bulunduğu yere bir iki tane zincir hemen sık iğne üzerine geçiyorum. Bluzumuzun önünü de birlikte yapalım elbisemizi. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Bakınız uzattığımı örmüyorum. Bakınız her iki uzattıklarımız örmeden şuradaki 5 taneyi örüyoruz. 5 tanenin ilkine batıyorum. Sık iğnemle ipimi yarımlamayım. Tığımın ucu ince ve sivri olduğu için ipimi yarımlayabiliyor. Evet bir tane zincir tekrar 5 tane 1 2 3 4 ve 5 araya bir zincir 5 trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelimizi arkadan örerek tamamlayalım sık iğne sıramızı örerek tamamladık tekrar ön yüzdeyiz ve trabzanlarımızı öreceğimiz sıramızdayız Şimdi arkalarda herhangi bir işlem yapmıyoruz şurada modelimizin bulunduğu yere kadar örerek gelelim şurada ikişer ikişer artışlarımızı yapmayı unutmayalım şöyle birlikte başlayalım 3 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. Seri bir şekilde örmeye gayret ediyorum. Zincirimin olduğu yere doğru ilerliyorum. Arkadaki trabzanlarımı birer birer ördüm. 2 zincirimin bulunduğu noktadayım. 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. 2 artışımı yaptım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. Şimdi aradaki trabzanlarımızı buradaki modelimize kadar örerek gelelim. Artışlarımızı da yaparak düz trabzanlarımız örerek geldim. Şuraya yeni başlayan arkadaşlarımız her sık iğneden sonraki trabzan sıramızda ikişer ikişer artışımızı yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Arayı ördüm. Modelimin hemen yanı başındayım. Son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Aşağıdaki 5 tane trabzanımızdan bakınız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam üçüncünün ana gövdeden giriyorum. Sağ taraftan sol tarafa doğru. Ve ikişer ikişer örüyorum. 1, 2 ve 3. 1 ile 2'yi atlamıştım. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde ilmeğimi yani trabzanlarımı yatırıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. İkili olarak bakınız. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü ana gövdeden dolandığım trabzanımı örüyorum. 4 ve 5'i de ördükten sonra 5 tane trabzanımı ördüm. Bakınız önce ortadan iki başını dolayarak sağ tarafa yatırdım. Uzunca bir trabzanımı yaptım. Sonra 5 trabzanımın tamamını ördüm. Yeniden iki defa tığımın başını doluyorum. Sağa doğru yatırmış olduğum trabzanımın altından giriyorum. 2 defa başını dolayalım. Bakınız 1 ve 2. Alttan giriyorum. Ve ikişer ikişer biraz da uzatarak alıyorum. Evet bakınız bir tane de zincirimi çekiyorum. Modelimizi ikinci kez uyguladık. Ve devam ediyorum. Bir zincirimizi çektikten sonra sık iğnelerimizi üzerlerine batarak birer birer kol ayrım yerimize kadar örelim. Evet bakınız iki tane zincirimin bulunduğu yere kadar ördüm. İki tane trabzan arkası arkasına bakınız. İki zincir Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Artışlarımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi önümüz için örmeye başlayacağız. Bakınız kolumuzun ikinci modelini yerleştirdik. Şöyle durduğu zaman kolumuzun tam üst kısmında ilerleyecek modelimiz. Şimdi önümüzdeki modelimizi örmek için aradaki bu trabzanlarımızı örelim. Para trabzanlarımı ördüm. Modelimden önce bir tane zincirimi çekiyorum ve 5 tane olan trabzanın tam ortasına iki defa tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum ve biraz uzatarak ikişer ikişer yeniden örüyorum. Atlamış olduğum iki tane trabzanı bir iki üçüncü örmüştük. Şöyle yatırıyorum. Birinci trabzanım önce örüyorum. İkinci trabzanım örüyorum ve üçüncü trabzanımı yani belinden dolandığım trabzanımı ördükten sonra dört ve beşinci trabzanımı da örüyorum. Beş trabzanımı tamamladıktan sonra iki tane başını doluyorum. Yine aynı trabzanın şöyle diğer diğerinin altından girerek örüyorum. İkişer ikişer alıyorum. Bir, iki ve üç. Bakın bir tane zincirimi bir çekiyorum ve hemen iki defa tığımın başını doluyorum. Hemen üçüncü trabzanımın ana gövdeden yandan girişimi yapıyorum. İkişer ikişer alıyorum ve başlıyorum. Şu şekilde bakınız. Bir, iki, üç. Hepsini birer birer örüyorum. Önce birinciyi, ikinciyi ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Dört ve 5. trabzanımı da ördükten sonra iki defa başını doluyorum uzatmış olduğum trabzanın altından girerek yeniden örüyorum bir zincirimi çekiyorum yeniden iki defa başını doluyorum 5 tane trabzanımın tam ortasındaki bakın 1 2 3 4 ve 5 3. giriyorum Evet uzun ördükten sonra başlıyorum 1 2 ve kendisini örüyorum. 3 4 5 5 trabzanımı tamamladım. Bakın 1 2 3 4 ve 5. 2 defa başım dolayıp aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen diğer taraftaki trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Evet. Kolumuzu da buradaki yapmış olduğumuz birinci kolumuzda yaptığımız şeklin aynısını uygulayarak sıramızın sonuna kadar örelim. Arkadan sadece sık iğne olarak tamamlayalım ve sonrasında görüşelim. Robamızın sık iğne sırasını örerek tamamladım. Şöyle bakacak olursa bir sıra Trabzan bir sırada sık iğne sırasından oluşmakta modelimiz. Şöyle görelim modelimizi. Artış yerlerini Trabzanlarımızın bulunduğu yerlerde ikişer ikişer artıyoruz. Şöyle çevireyim daha rahat görülsün. Bakın sadece trabzanlarımızın bulunduğu yerlerde ikişer artış yapıyoruz. Sık iğnelerimizin olduğu yerde ise artışımızı yapmıyoruz. Modelimizi aynı şekilde kurmaya devam ediyoruz. beş tane trabzanın öncesinde ve sonrasında tam ortadaki üçüncü trabzanı yandan girerek alıyoruz ve önümüz için Üç tane modelimiz uyguladık. Kolumuz için ise sadece tam ortalayarak bir tane uyguladık ve kol kesme işlemimizi bitişine kadar bu şekilde devam edecek modelimiz. Şimdi biraz büyütelim. Sonrasında kolumuzun birleştirme yerinde tekrar görüşelim. Şimdi aynı şekilde düz sıralarımızda bu görmüş olduğumuz modelimizi ve arkasını çevirdiğimizde sadece trabzan üzerine birer sık iğne sırasını örelim ve yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Elbisemizin robasını örerek büyüttüm. Bakınız üçer tane modelimiz arka arkaya kollarımızın yanlardan genişlediğini önümüzün yine aynı şekilde yanlardan bu artışlarımız sayesinde genişlediğini görmekteyiz. Şimdi santim olarak ölçümüze bakmak istiyorum. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslarımızı yapalım. Daha sonra kolumuzu birleştirme aşamasına geçeceğiz. Bakınız tam 11 santim Şöyle tuttuğum zaman şöyle bakalım. Tam 11 santim bakınız. Şöyle görürsün. 11 santim benim ölçüme göre. Eğer 11 santimden kısaysa bir sıra daha devam ettirebilirsiniz. Şimdi trabzan sıramı ördüm. Sık iğne sıramdayım ve şöyle çeviriyorum. Elbisemizin arkasını Artık hem arkasını hem de kollarımızı birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Şöyle görelim bakınız kolumuzun genişliğini ve gövdemizin birleştiği zamanki genişliğini şöyle bakalım. Hemen burayı da ölçmek istiyorum. Yanıltıcı ıı, hiçbir sonuç olmasın. Ve örgümüzü birlikte devam edip ilerleyelim. Kolumuzu birleştirme yerinden diğer birleştirme yerine kadar 25 santim olduğunu görmekteyiz. Bakınız birleştiği zaman daha rahat olacaktır. Evet şimdi arkadan sık iğnemizi yaparak başlayalım. En son bakınız buradan örerek gelmiştim. Zincir çekerek başladım. Trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve artık arkadan birleştirme işlemimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Diğerlerinde zincir çekmeden ilerliyorum. Kol altımın birleşme yerine kadar birer birer trabzanlarım üzerine sık iğnemi örüyorum. Kol altına kadar birer birer sık iğnelerimi örerek geldim. Kol altıma da bir tane sık iğne yapıyorum ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra bir tane daha sık iğne diğer kol altına yaparak kolumuzu da birleştirmiş oluyoruz arada üç tane zincirimiz var bakınız kol genişliğimiz gayet rahat Evet devam ediyorum sık iğnelerimi örme her bir trabzanımın üzerine birer tane örerek ilerliyorum modelimizi uygulayacağımız yere geldiğimiz zaman yine bir tane zincirimi çekiyorum her iki sağ tarafa ve sol tarafa uzanmış olan buradaki ilmeklerimin üzerine batmıyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Hem buna batmıyorum, buna batmıyorum. Bakınız. Buna batmadan ilk trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekmiştim. 3 4 ve 5 modelim için gerekli olan 5 tane trabzanımı örüyorum. Hemen buradaki uzantıya batmıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer uzantıya da batmıyorum. Hemen bakınız ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Buna lütfen dikkat edelim. Bu uzantıları örmeyelim. Sadece aradaki şu kısmımızı örelim. Ve devam ediyorum. İkisini ördüm. 3 4 ve 5 Bakınız buradaki uzantıyı örmüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki uzantıyı da örmüyorum. Diğer trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Bu şekilde modelimin üzerindeki sık iğnelerimizi de örüyoruz. Buradaki uzantıyı örmüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve diğer kenar trabzanıma atarak kol altıma doğru ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Yeniden kol altının bulunduğu noktaya geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Bir tane sık iğne zincirimin içerisine örüyorum. Ve diğer trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne örerek birleşme noktama doğru ilerliyorum. Evet bu şekilde hep kolumuzu, arkamızı birleştirmiş olduk. Artık bir sıra daha ördükten sonra etek bölümümüze geçeceğiz ama şu anda robamızı örmeye devam ediyoruz kollarımızı ayırdık gövdemizi birleştirdik bir ya da iki sıra yeterli ölçü gelene kadar örerek devam edelim şimdi iç işimizi birlikte yapalım bakınız en son sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincir çekmiştim şuraya giriyorum düz yönde yine örüyoruz diğer döndüğümüz zaman arkadan döneceğiz 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız geçişimi yaptım düzgün bir şekilde örmeye devam ediyorum kolumuzun birleşme yerine kadar örerek ilerleyelim Evet kol altına kadar arkamızdan dümdüz örerek geldim tam kolumuzun altında üç tane zincirimizi çektiğimiz yerdeyiz bakınız şimdi sağımı başını doluyorum birinci zincirin içerisine giriyorum ipimizi yarımlamadan bir İkinci zincirin içerisine giriyorum, üçüncü zincirimizin içerisine girerek batıyoruz ve kol altımızda üç tane trabzan örerek şöyle bir genişlik katıyoruz ve yeniden modelimizi aynı ördüğümüz şekliyle örmeye devam ediyoruz. Evet diğer kol altına da aynı şekilde çalışalım. 3 tane zincir çekmiştik. 3 tane trabzanımızı tıpkı burada ördüğümüz şekliyle örelim. Ve sıramızın sonunda görüşelim. Kol altımızı birleştirerek sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Yeniden zincirimizi çektiğimiz yerdeyiz. 3 zincirimin tam tepesine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve ters yönden sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz lütfen buna dikkat edelim düz yönden devam etmeyelim ters yönden devam edelim hemen dibine batıyorum bir zincir çektikten sonra ve birer birer sık iğnemizi örerek yuvarlağımızı yapıyoruz yani tüm başladığımız yere kadar hepsini sık iğne olarak örelim ve yeniden bu noktada görüşelim hiç farklı işlemimiz yok. Sadece modellerimizin sağında ve solunda birer zincirlerimizi yine unutmayalım. Tabi içten çekeceğiz. Arkadan örerek sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çekmiş olduğum yere şöyle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve düz yönden dıştan örmeye başlıyorum. Sıkı iğnelerimizi ters yönden, trabzanlarımızı düz yönden örelim ve roba kısmını tamamlayalım. 3 numaralı tığıma kullanmak istiyorum. Etek bölümünde. Dilerseniz sizler de geçebilirsiniz. Dilerseniz aynı tığımıza devam edebilirsiniz. Evet e, roba kısmımızı yeterli ölçümüz olana kadar ördüm. Bu ölçümüz gayet güzel yeterli kulaklarından iki sıramızı ve aradaki görmüş olduğumuz sık iğnelerimizi örerek tamamladık. Şimdi e, arkadan yeniden örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çekmiştim. Hemen 3 zincirimi açıyorum. bir tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum ve yeniden modelimi kurmak için başlıyorum bir tane daha zincirimi ilave ettim aynı yere batıyorum İki tane trabzan ördüm 3 4 5 5 tane trabzan ördüm bir tanesini çift olarak ördüm araya bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirimizi çektikten sonra bakınız hemen bir sonraki Bakınız buradaki batmış olduğum trabzanın yanına yine batıyorum Yukarıya bir zincir çektim fakat aşağıdan atlamıyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2. Devam ediyorum. 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1. Aynı yere batıyorum. 2 ve devam ediyorum. Artışlarımızı yapıyoruz burada eteğimiz için. Bakınız beşerli gruplar oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Birinci 2 defa ördüm. 4. Ve bir tane daha örüyorum. 5. 3 grubumuzu bu şekilde sadece başından artırarak ilerliyoruz. Eteğimizin çok fazla dökümlü olmasını istemezseniz düz bir şekilde biraz normal e, dökümlü olduğunda bu şekilde yeterli. Bakınız 3 defa bu şekilde artışımızı yapalım. Dördüncü artışımı da 1 aynı yere batıyorum 2 bakın zincirimden sonraki sıra şöyle çekelim bir. 1 hemen 1 aynı yere batıyorum 2 3 4 5 4. grubumu oluşturdum bir zincir çekiyorum 1 aynı yere batıyorum 2 3 4 5 Şöyle bakalım. Bir grup 2 3 4 5 tane grubumuzu ördüm. 5 grubumuzu tamamladıktan sonra 6. grubumuzda 2 tane artışımızı yapalım bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1. Bir, 1'i çift olarak örüyorum. Batıyorum. 2 çift olarak örüyorum. Ve 5. trabzanımı tek olarak örüyorum. Bakınız bunu her 5 gruptan sonraki gelen grubumuzda 6 grubumuzda yapalım. Birinci grubumuz ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bakınız altıyı çift çift artalım ve yanına bir tane trabzanımı örelim. Tekrar başlıyorum. Bir hemen yanına batıyorum. Ve ilerliyorum. 2 3 4 ve 5. Bir tane çekiyorum. Şu çiftli grubumuzdan sonraki ilk grubumuzu ördük. Toplamda 5 tane olunca yapıyoruz. 1 Aynı yere batıyorum. Yanındakine 3 4 ve 5. Bir tane zincir. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. 1 2 3 1 2 defa artacaktık hemen hiç kafamız karışmasın biri iki defa artalım aslında farklı yerden batsak da olur ama kafamızı hiç karıştırmak istemiyorum 3 4 ve 5 bir tane zincir bakınız şurası önemli Şuradan sonra 5 tane sayacağız. Hemen buraya bir işaret takalım. İşaretimi taktım. İşaretime taktım. İşaretimi bakınız 1 2 3 4 5. 5 tane grubumu ördükten sonra 6. grubumuzu şu şekilde artıyoruz. 2 tane 2, 1 tane tek. Şimdi 1 2 3 grubumuzu ördüm. 4. grubuma başlıyorum. Başlangıcı çift olarak 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şu uzatmaları örmüyorum. Şuradaki uzatmalar, aradaki 5 tane trabzanımı üzerinde sayıyorum. Bir zincirimi çektim. Başlıyorum. 1. Sayalım kaç tane olmuştu? 1 2 3 4 bu son ördüğümüz grubumuz. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanım ördüm araya bir tane zincir çekiyorum burada bir tane trabzanım kaldı bakınız uzatmalarımızı örmüyoruz bu iki uzatmalarımız kesinlikle örülmüyor sadece aradaki 5 tane trabzan üzerinde işlemimizi yapıyoruz başlangıçta arttı ve toplamda 5 tane trabzanım oldu bir zincirimi çektikten sonra bakınız grup olarak da 1 2 3 4 5 5 tane grup oldu buradaki artış türümüzden artıyoruz bir zincirim çektikten sonra bir aynı yere batıyorum 2 diğer trabzanın şu kısımlara batmıyorum 2 buradaki trabzanımı örüyorum 3 ve aynı yere batıyorum 4 yanındakine batıyorum 5 bir tane zincirimi çekiyorum bakın bu grubumuzu da bu şekilde ayarladık şimdi buradaki işaretimi buraya takıyorum Bir. şöyle görelim 1 2 3, 4, 5, 6. Oraya ayarladım. Hemen işaretimi alıyorum. Ve devam ediyoruz. Bir tane zincirimi çektim. İlk trabzana 2 tane diğerlerine birer tane trabzanımı örüyorum. 3 4 diğer tarafa geçiyorum. 5 bir tane zincir çekiyorum. Çift olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde devam ediyorum sona kadar. Sıramın sonuna kadar beşerli gruplarımı örerek geldim. Arasında da bir tane zincir çektim ve son beşli grubumu yaptım. İlk beşli grupla birleştiriyorum bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk zincirimden çektiğim grubuma şu şekilde batıyorum ve e, bu şekilde artışımı yapıyorum. Dilediğiniz kadar fazla artışımızı yapabilirsiniz. E, ne kadar fazla artış, yani eteği ne kadar dökümlü ve bol istiyorsanız beşerli gruplarımızı o sıklıkla ayarlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun bir ayarlama olabilir. Evet, şimdi bir sıra sık iğnemizi örelim. İpimiz katlı bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Birleşme noktasından sonra ilk. Trabzan'a batıyorum, sık iğnelerimi örüyorum 3, 4 ve 5. Aradaki bir zincirimi yeniden çekiyorum. Diğer grubun üzerinden sık iğnelerimi örerek beşerli gruplarımızı arasında bir zincir çekerek sırası ile sık iğnelerini örüyorum. Bir zincir ve diğer tarafa içiyorum. 4 ve 5 bir tane zincir bakınız ilk başlangıçlarda çift olarak artmıştık çok kolaylaştırıyor bir dahaki sıramızda artık artışımız yok bu sadece birinci sıraya özel bir durum sık iğnemizi örerek tamamlayalım Evet sıramızı örerek sonuna kadar geldim şimdi birleştirme noktasındayız sıramızın en son sık iğnemi ördüm. Araya mutlaka bir tane zincirimizi çekiyorum ve grubumun içerisine şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bakınız grubumun içine geçişimi yaptım ve örgümün yönünü çeviriyorum. Ve düz yönden modelimizi uyguluyoruz. Şöyle bakalım. Bakınız 5 tane trabzanın olduğu yerle hemen karşılaşıyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki trabzanımın belinden giriyorum ikişer ikişer uzatarak örüyorum sonrasında atlamış olduğum iki trabzanımı modelimizi ilk kurarken yapmış olduğumuz gibi kuruyoruz üçüncü trabzan belinden dolandığımız trabzanımızı örüyorum 4 ve 5 beş. 5. trabzanımızı ördükten sonra hemen zincirimiz geliyor zincirimize geçmeden tekrar iki defa tığımın başını doluyorum 3. trabzanın biraz önce girdiğimiz yerin altından giriyorum. ikişer ikişer uzatarak örüyorum. Ve hemen zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını iki defa doluyorum. Zincirimi çektikten sonra 5'li grubumun üçüncüsünün yanından giriyorum. ikişer ikişer alıyorum. Sonrasında atlamış olduğum bakınız. 1 ve 2. trabzanlarımı sırası ile yukarıdan sık iğnemin içerisine batarak hepsini örüyorum 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüyorum yani kendi grubu içerisinde 5 trabzanımız da tamamlıyorum 1 2 3 4 5 2 defa başında oluyorum yandan yeniden girerek trabzanım uzatarak örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Beşli grubumuzun tam ortasındaki bakınız yani üçüncü trabzandan giriyorum. Şöyle biraz uzatarak bir, iki, üç, ikişer, ikişer, üç defa da alıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum bakınız iki tane trabzan vardı. Hemen ilkine batıyorum. Birincisine, ikincisine batıyorum. Ve trabzanımın kendisini örüyorum. Ve devam ediyorum. Evet 5 tane trabzanımı ördüm. 2 defa tığımın başını doladıktan sonra yine aynı yere alttan giriyorum. Ve 1, 2, 3. İkişer ikişer 3 defa da alıyorum. Ve bakınız çok hoş bir şekilde modelimizi yerleştiriyoruz. Bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar 5 tane trabzanımı olduğu yeri görüyorum. Birinci, ikinci, üçüncünün yandan giriyorum bir ile ikiye atlıyorum bakınız ikişer ikişer alıyorum ve bakın bir ve iki şu şekilde örüyorum birinciyi örüyorum ikinciyi ve belinden dolandığımız trabzanımızı da ördükten sonra 3 4 ve 5 5 trabzanım örüyorum iki defa tığımın başını doluyorum aynı yere girerek 3 defa da örüyorum 1 2 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz eteğimin birinci sırasını örerek tamamladım bakınız e, yukarıdaki modelimizin aynısını tekrar ettik yalnız birazcık artışlarımızı da sıklaştırdık şöyle görelim arkasını çeviriyorum ve arkasına da her bir beşli grubumuzu şu şekilde trabzanlarımızı uzatarak bakınız tamamlıyoruz ve sıkı iğne sıramızın bulunduğu yere geliyorum. Şöyle çeviriyorum örgü yönümde. Bu yönden gelmiştim. Bir tane zincirimi yine çekiyorum. Şöyle bakalım bir zincirimi trabzanımın ilkine bakınız uzattığıma değil trabzanımın ilkine batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum sadece trabzanlarımızın kendisine yani beşer trabzanlarımıza birer birer sık iğnem örüyorum uzattığımız ilmeklerimizi örmüyoruz örgümüzün iç kısmı yani ters yönünden sık iğnelerimizi örüyorum uzattığımız ilmeklerimizi kesinlikle örmüyoruz sadece beş tane trabzanımızın üzerinden işlem yapıyoruz araya bir tane zincirimi çekiyorum bakın uzattığım trabzanımı örmüyorum aradaki 5 tane olan diğer taraftaki uzattığımda bakınız bu kısmı örmüyorum. 5 tırabzanım üzerinde işlemimi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane zincirimi çekip diğer 5'li grubuma geçiyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir sıra trabzanımız, bir sıra sık iğnemiz olarak örelim. Şimdi sık iğnemizi sıramızın sonuna kadar, yani şu kısma kadar arka yönden örelim ve görüşelim. Elbisemizin sık iğne sırasını örerek en son kısma geldim. Bakınız başlangıç yerimizin hemen yanındayız. Tekrar batıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bakınız şu kısma bir zincir çekerek batmıştım. Hemen araya giriyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Döndürüyorum bir tane şöyle kapadıktan sonra. Evet şimdi bakalım bakınız aşağıdaki 5 tane trabzanımızın olduğu bölüm vardı bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncünün sağından ve solundan iki defa başını doladığım tığımı alıyorum modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz ikişer ikişer alıyorum sonrasında atlamış olduğum ilmeklerime sırasıyla örüyorum 1 trabzanlarım bakınız ikinci trabzanım üçüncü trabzanımı örüyorum. 5 trabzanlarıma sırasıyla ördükten sonra toplam 5 trabzanım örüyorum. Yeniden 3. trabzanın ana gövdesinden geçiyorum ve örüyorum. Bir tane zincirle tekrar iki defa başını doluyorum. 2. bakınız 5 trabzanımızın ortasındaki 1, 2, 3, 4 ve 5 bakın. 1, 2, 3 tekrar 1 2 3 4 ve 5 her birisini örüyorum başlangıç ve bitişte üçüncü trabzanın yanından girerek uzunca ilmeğimizi alıyoruz ve aralarımıza birer tane zincir çekerek diğer sıramızı da sık iğnemizi örüyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar elbisemizin etek bölümünü örmeye devam ediyoruz Evet sevgili arkadaşlar eteğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra bu balık kılçığı modelimizi uyguladım ve bakıyorum bakınız ilk kılçığın olduğu yerden başlıyorum. 18,5 cm eteğimizin uzunluğu. Şimdi ben ipimi kopardım. Beyaz ipimle etrafını dolaşmak istiyorum. Yine Etrofil marka ipimin beyazını alıyorum. Bir tane Zincir çekerek düğümümü atıyorum ve eteğimin arka tarafından örmeye başlıyorum. Bakınız sık iğneli olan bölümlerini örmüştüm hemen araya giriyorum. Her iki model arasında bir zincir çektiğim yere giriyorum. Bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum ve şu şekilde bakıyorum. Bakınız tam beş tane trabzanımızın ortadaki bakınız üçüncü kenarından dolandığımız yere geliyorum. Bir, iki, üç. 4 5 ipimiz dolgunca 5 yeterli olursa 5 yapalım olmazsa 7 sayısına çıkaralım 6 ve 7 7 de daha güzel duracak sanki bakınız 7 tane trabzanım ördüm diğer araya batıyorum bakınız her dilimimizi ve tığımın başını doluyorum 3. zincirin yine tepe noktasına batıyorum 7 tane trabzanımı buraya örüyorum 3 4 5 6 ve 7 diğer kenara altından girerek sık iğnemle kapatıyorum ve devam edelim bir tane daha hemen tığımın başında oluyorum bakınız üçüncü zincirimi trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer ikili trabzanımı örerek toplamda 7 trabzan sayısına ulaşıyorum 2 4 6 bir tane daha örüyorum 7 hemen araya gelerek batıyorum. Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Etek uçlarımızı bu şekilde tamamladıktan sonra kolumuzun bir tanesini örmüştüm. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Kolumuza beşer tane trabzanımızı ördük. E, etek ucuna ise yedişer tane. Hemen kol altından Örmeye başlayalım. 2 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum ve tığımı başını doluyorum bir ileriye geçip 5 tane trabzanım örüyorum tam kol ayrım yerinin içerisindeyim şu an 2 3 4 ve 5 sayıyorum 1 2 3 3'e batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 diğer 3'e batarak 5 tane trabzanımı örüyorum 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördüm tekrar sayıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum 1 2 3 5 trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 sayıyorum 1 2 3 araya giriyorum tekrar 1 2 3 5 tane trabzanımı bu şekilde örerek kol altına kadar ilerletiyorum 4 ve 5 sayıyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3'e başını dolayarak batıyorum kol altına doğru ilerleyelim en son kol altımıza kadar örerek geldim ve başlangıç yerimizdeki zincirimizin bulunduğu yere gelerek batıyorum sadece ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum kestiğimiz ipimizi içeriye gizleyelim Elbisemizin ilik ve düğme yerini de çalışmaya başlayalım. Elbisemin bu taraf sol tarafı, bu taraf ise sağ tarafı. Şimdi sağ tarafından başlıyorum. Aynı zamanda iliğimi de açıyorum. Kaç tane ilik kullanmak istiyorsanız, yani düğme kullanmak istiyorsanız buraya iliğimizi açalım. Ben iki tane kullanmak istiyorum. Bir ve iki alt kısmını ise boş olarak kalmasını tercih ediyorum. Şimdi bir tane düğüm attım tığıma ve hemen örmeye başlıyorum. İlk trabzanın aralığına giriyorum ve sabitliyorum. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum, ipimi de arkadan gizleyerek giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Bakınız iki tane trabzanımız olmuş oldu. Bir zincir ve bir trabzan. Hemen bir tane ilik yeri hazırlıyorum. Üç tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzan aralığına giriyorum tek seferde çekiyorum yarım trabzanı örüyorum ve bir tane düğme yeri bu şekilde hazırlıyorum ve sonrasında diğer trabzanımı örerek ilerliyorum tek sefer başını dolayarak batıyorum diğer ilik yerimize kadar her trabzanda ikişer defa yarım trabzanımızı örerek ilerleyelim düğmemizi koyacağımız sıklığa göre çok fazla düğmeye de gerek yok elbisemizin arkasında olacağı için bir ya da iki yeterli olacak. Evet şimdi bakıyorum sıkı iğnemin bulunduğu yerde hemen ikinci sırada yani bir tane düğme iliği açtım. Bir trabzan bir sık iğne olarak ilerliyorum. Bir trabzan bir sık iğne iki tane trabzanımız ve sık iğnemizi ördükten sonra bir tane daha ilik çalışması yapalım. Bir iki üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şu görmüş olduğum kısmı atlıyorum ve sık iğnemin bulunduğu noktaya gelerek tek seferde çekiyorum. İkinciliğimi de açtım. Artık sıramın sonuna kadar trabzanlarımı, yarım trabzanlarım örerek ilerliyorum. Başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Sona kadar ilerleyelim. Tüm başını doluyorum başını doluyorum ve en son yere kadar ördüm buradan hemen çevirerek diğer tarafa geçelim olduğu yerde çevirdim hemen bakınız diğer tarafa geçtim tığımın başını doluyorum hemen yan trabzandan örmeye başlıyorum bakın başını dolamayalım sadece bir sık iğne ile şöyle geçelim en alt kısma hemen başını doluyorum sık iğnemin içerisine bir tane örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Trabzanımın içerisine 1 ve 2. Sık iğnemin içerisine 1. Trabzanlarımızı 2 defa örelim. Yukarıya doğru ilerlemekteyim. En son 2 tane örüyorum ve başlangıç noktama batıyorum. Şöyle sona kadar tamamladıktan sonra hemen keserek tamamlayalım ve şöyle ipimizi çekip daha sonrasında gizleyelim Evet böylece hem düğmemizi hem de ilik yerimizi çalıştık iki tane ilik açtık şöyle yaptığımız zaman bebeğimizi rahatsız etmeyecek ve aynı zamanda güzel görünecek elbisemizin şıklığına yakışır 2 tane düğmemizi de dikelim ve elbisemiz hemen hemen hazır hale gelsin. Önündeki e, süslemelerimizi çalışalım. Güllerimizi. Dilerseniz e, sadece kurdali de yeterli olabilir. Kurdali takarak da elbisemizi tamamlayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde elbisemizi tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.